Aysel çalıştığı iş yerinin kapısını her sabah 6'da açar. 1 Mayıs günü işine geç kalmamak için sabah 5'te yola çıkar. Bir gün önce Taksim'den eve gelirken yol boyu Mecidiyeköy'e kadar polislerin beton bloklarla araçlara trafiği kapattığını görür. Aysel Ok Meydanı'ndan Taksim'e kadar yürümek zorunda kalır. Çalıştığı iş yeri Taksim Meydanı'nda bir matbaadır. O sabah yol yalnızca ambulanslara, resmi araçlara açıktır. Aysel, işçi bayramından dolayı heyecanlıdır. Sabah erkenden kümeler halinde sokaklarda, yollarda 1 Mayıs işçi bayramı yazılı flamaları, bayrakları taşıyan gençler, kadınlar, erkekler vardır. Kortejin bir ucu Mecidiyeköy'de, bir ucu Osman Bey'dedir. Farklı kümelerin birleştiğini gördükçe heyecanı katlanır. O sabah gökyüzünde birkaç ufak bulut vardır. Kümeler halinde sürünen işçi marşlarına Aysel de yürürken katılır. Bir süre sonra işe geç kaldığını fark eder. Hızlı adımlarla yürümeye başlar. Aysel saat 6'da gitmesi gereken işine saat 8.30'da varır. Aysel 55 kişiye aceleyle yemek yapmaya başlar. 5 yıldır bu iş yerinde yemekçi olarak çalışır. Bir taraftan çorbayı karıştırır, bir taraftan pirinci ısıtır. Açık camdan da uzaktan gelen marşları dinler. Çorbayı karıştırırken sesini de katar. İş yeri 6. katta terastır. Marşlar yemekhanenin içerisinde yankılanır. İş yerinin çalışanları da saat 9'dan önce gelmeye başlarlar. Şefle müdür dışında hepsi heyecanlıydılar. Bu iş yerinin çalışanları işçi sendikasına üye değillerdi. Çalışanlar bir gün önce öğle yemeğinde iş yerinin patronu olan Sinan Bey'le konuşup 1 Mayıs işçi bayramı için birkaç saat izin istemişlerdi. Sinan Bey de işçilerle şakalaşarak bıyık altından gülerek izin sözü vermişti. Arkadaşlar yarın sabah hep beraber işçi patron buradan Taksim Meydanı'na yürürüz. Kurumlarla, sendikalarla beraber işçi bayramını kutlarız. Tamam mı? Sendikalar kaç gündür hükümetle uzlaşmaya çalışıyor. Ancak hükümet işçilerin Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamalarına izin vermiyor. İstanbul Valisi açıklama yaptı. Taksim Meydanı 1 Mayıs işçi bayramı kapalıdır diye. Vali istediğin kadar izin yok desin. Biz her tarafı karar döker, kurdukları barikatları yıkarız. 1 Mayıs'ı Taksim'de halaylarla kutlarız. Ertesi gün matbaa çalışanları makinaları kapatır. Heyecanla binanın girişinde patronu beklerler. Ancak patron yerine müdür bey gelir. Hayrola niye toplandınız? Ne diyorsun? Bugün işçi bayramı. Sinan Bey'i bekliyoruz. Hep beraber Osman Bey'den gelen korteji katılıp Taksim Meydanı'na gidip 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Hadi hadi çalıştırın makinaları. Herkes görevinin başına. Taksim'e izin verir mi? İşçi bayramıymış. Ne bayramı kardeş? Bırakın şu bayramı. Bugün müşteri 1 Mayıs yüzünden dükkana gelmeyecek zaten. Duymadınız mı? Valilik Taksim yasak dedi. Görevlerinizin başına gidin. 1 Mayıs kutlanmayacak işte o kadar. Bu yasakları mücadelelerimizle yıkarız. Taksim'de de 1 Mayıs işçi bayramını kutlarız. Ne oluyor burada? Niye toplandınız? Bu bağırışlar niye? Hayırdır, niye kavga ediyorsunuz? Makineleri niye kapattınız? Elektrikler niye kesik? Sinan Bey, 1 Mayıs işçi bayramına beraber gidecektik. Dün söz vermiştiniz bize. Hadi, evet. Makineleri hemen çalıştırdı. Kimse 1 Mayıs işçi bayramına gitmeyecek. Hepiniz yerine ben gideceğim. Biriken işleri siz yapın, akşam mesaisi uzamasın. Patron kardeş, işçiler kalleş. Patron kardeş, istirer kalleş. Yaşasın 1 Mayıs işçi patron bayramı. Yaşasın 1 Mayıs işçi patron bayramı. Yemekleri ocakta unuttum. Yemekler yandı. O gün işçiler peynir ekmekle karın doyururlar.